Sağlık İl Müdürlüğümüz dün çok güzel bir grafik açıkladı. Dikkat ederseniz yoğun bakımda yatan hastaların %91'i aşısız hastalar. Yani maviye döndükten sonra geri kalan yaklaşık 300 bin daha, 280 bin tane vatandaşımız henüz birinci doz aşısını olmamış. Tabii ki biz hep ifade ediyorduk. Aşı olduktan sonra da yine maske, mesafe, temizlik kuralına mutlaka riayet etmemiz lazım. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi toplumda henüz aşısını olmamış yaklaşık 300 bin tane vatandaşımız var. Verdiğimiz rakamlar, Sağlık İl Müdürlüğümüzün verdiği rakamlara baktığımız zaman yoğun bakımdaki doluluk oranında riskin nereden kaynaklandığını da görüyoruz. Onun için bakın yoğun bakımda tek doz aşısını yaptıranların oranı %4. İkinci doz aşısını yapanların oranı %4. Üçüncü doz aşısını yaptıran da bir tane hastamız var. Ama geri kalan %91'i aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız. Bu da aşının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Elbette ki aşı için kimseyi zorlamıyor sağlık görevlilerimiz, personelimiz. Ama bilim adamlarımız, doktorlarımız aşı olmanın ne kadar faydalı olduğunu, yararlı olduğunu ortaya koyuyor. Söylemleriyle toplumu bilgilendirmek istiyor, aydınlatmak istiyor. Ortadaki rakamlara da baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu da görüyoruz. Onun için hızlı bir şekilde aşı sırası gelip de aşısını yapmayan bu 280 bin vatandaşımızın hızlı bir şekilde aşıları olmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda aşı altyapımız son derece güçlü. Yoğun bakımlarımızda bir yoğunluk var. Hasta sayımızda, vaka sayımızda bir artış var. Burada maalesef hep ifade ediyoruz. Kısıtlamalar kalktıktan sonra her şey normalmiş gibi hareket ediyoruz. Sizler bu konuda bize çok büyük destek verdiniz basın olarak. Sizler de en az benim kadar olayı yakından takip ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi kalabalık alanlarda, kapalı alanlarda maskeyi çıkartıp her şey normalmiş gibi davranmak, uzun süre kapalı alanlarda kalmak bu vaka sayılarının artışına neden oluyor. Bunun için de bizim özellikle kapalı alanlarda, restoran, kafe, AVM, düğün salonları, ev ziyaretleri, yani kapalı alan dediğiniz zaman içine birçok olay ve birçok durum çıkıyor. Bu durumlardan vaka sayılarının arttığını gördüğümüz için bu durumları, bu riskli alanları mutlaka minimize etmemiz lazım. Kapalı alandaki bu bir araya gelmeleri mutlaka minimize etmez isek maalesef vaka sayılarındaki artışı görüyoruz. Sağlık sistemimiz çalışıyor, sağlık görevlilerimiz çalışıyor. Ama az önce dediğim gibi lütfen dün Sağlık İl Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu o grafiği çok dikkatli okuyalım ve sorunun nereden kaynaklandığını da hep beraber düşünelim. Size de bu konuda önemli görevler düşüyor. Çok iyi işler yaptınız. Vatandaşımıza çağrıda bulundunuz. Tekrar aynı şekilde özellikle tedbirlere uyum konusunda, kapalı alanlarda kurallara uyma konusunda çağrılarımızı yenileyelim. Sizler bu konuda tekrar harekete geçerseniz, bu konuda destek olursanız yine hep beraber sonuç alırız arkadaşlar. Çünkü bu mücadele ortak mücadeleyi gerektiriyor. Kolektif çalışmayı gerektiriyor. El birliğiyle çaba ve gayret gösterirsek sonuç alırız. Daha önce bunu yaptık, hep beraber başardık, sizlerle başardık. İnşallah yakın zamanda, bir 10-15 gün içerisinde de tedbirleri biraz yoğunlaştırdık. Sahada arkadaşlarımız denetim yapıyor. Bakın esnafımızın, iş yeri sahiplerimizin mağdur olmaması için, vatandaşlarımızın cezai müeydiyle karşılaşmaması için mutlaka herkesin tedbirlere uymasını hassasiyetle istirham ediyoruz. Bu bizim hepimizin ortak sorunu. İşte hastalanınca arkadaşımız, komşumuz, vatandaşımız, ülkemizin evlatları hastalanıyor. Onun için bu sorumluluk hepimizin ortak sorumluluğu. Bir tek vatandaşımızın dahi hastalanmaması için, virüse yakalanmaması için hepimizin ortak mücadelesine ihtiyaç var.